Merhaba, Kelimeler ve Şeylere hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek ile birlikte her hafta olduğu gibi geçmişi ve geleceği edebiyatın penceresinden anlama çabamıza devam edeceğiz. E, bu hafta 1959'a gidiyoruz. 1959'daki elin bir olaya gidiyoruz. Belki bugün çoktan unutuldu ama o yıllarda 6 Ocak'ta yaşanan bu hadise Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ne olmuştu? Sirkeci'de büyük bir ee, patlama, infial, e, infilak gerçekleşmişti. Sirkeci'deki bu infilak o sırada e, Tan Gazetesi galiba değil mi Erkan? Doğru söylüyorsun. Tan Gazetesi'yle başka bir firmanın olduğu bina. Yani belki de bugün Halil Lütfi 4. İşenoğlu'nun bina da olabilir. Ee, Sirkeci Garı'nın üst taraflarında. Üst tarafında. E, doğru ya adres ama. Yani Tan Gazetesi'yle aynı binadan bahsediyoruz. Şimdi... E, Tan Gazetesi'nin olduğu binada patlama gerçekleşiyor. Bina yıkılıyor ve onlarca insan hayatını kaybediyor. 1959 Türkiye'sinde zaten çok büyük bir hadise. Şimdi olsa şimdi de büyük bir hadise ama bir yıl, iki yıl boyunca gazetelerin sürekli konuştuğu, sürekli faillerini aradığı, sebeplerini araştırdığı büyük bir hadise oluyor. Gazetenin olması da, yani patlamanın gazetede olması da Aile ortaya arttırıyor. çıkmıyor değil mi? Meçh, ortaya, faile meçhul faile meçhul şu ortaya çıkmıyor. Peki bunu bizim gibi bir edebiyat programının gündemi yapan şey nedir? Sorusunun cevabı aslında ilginç. Patlaman olduğu sırada o sokakta bir kıraathane var. Meserret kıraathanesi. Meserret kıraathanesi de arada sırada edebiyatçıların, şairlerin, yazarların uğradıkları bir yer. Hatta Necip Fazıl'ın bir metninde geçer. Meserret'in dilsizleri diye bir metni vardır. Bir makalesi vardır. Ee, büyük aynalarla kaplı yani etraf içinde büyük aynaların olduğu büyük bir kıraathane. O sırada e, bugün yaş Türk şiirinin yaşayan en büyük isimlerinden birisi Sezai Karakoç patlama sırasında mesela et karatehanesinde e, bulunmakta. Orada oturuyor bir arkadaşıyla beraber ve e, o o da yaralılardan birisi oluyor. Aynalar üzerine devriliyor ve Türk şiirinin belki de en güzel şiirlerinden birisi en önemli şiirlerinden birisi ben kandan elbiseler giydim hiç çıkarsınlar istemezdim şiiri. Bu sirkeci olayı, sirkeci faciasının akabinde yazılmış bir şiir olarak edebiyat tarihine giriyor. Sezai Karakoç konuşacağız bugün. Niye buradan başladım? Bu sirkeci hadisesinden başladım. Biraz şiirin hayatla, yaşananlarla, Türkiye ile gündelik hayatta ilişkisine nasıl da bir yerden söküğün ettiğini anlamak için Sezai Karakoç'a bir güncel o dönem için güncel bir olaydan giriş yapalım dedim. Oradan başlayalım. 59'un Türkiye'sinden ikinci yeninin parasız yatılıların Türkiye'sinden sirkeci infialı Ocak'ta olmuş değil, değil mi Kırmı bu arada? Türkiye'den. 59 Ocak'ta, Ocak'ta olmuş. Şimdi ocak. şiiri buldum. Ee, Şubat'ta yazılmış evet. Acaba ona, ona yazıldığına eminiz değil mi? O olaydan tabii, tabii, sonra tabii, tabii, yazıldığına tabii, tabii. eminiz. Yani. Eminiz. Kendinden bir şeyler kattın, güzelleştirdin ölümü de. Ellerinin içiyle aydınlattın. Ölüm ne demektir anladım diye başlayan, artık ölebilirdim. Bütün İstanbul şahidim. Ben kandan elbiseler giydim. Bundan senin haberin var mı diye biten. Arada bir dörtlük kaldı okumadım gerçi işte. <laughs> evet. Baştaki ve sondaki şey böyleydi. Benim de çok sevdiğim şiirlerden birisi. Sendin bu. bana gelen aynalarla. Sendin gelen sendin. Artık ölebilirdim. Yani aynalarla o gün işte mesaretteki aynaların üzerine devrilmesine de atıf var. O meşhur şiir o zaman yazılmış. Yani 50'lerin, 60'ların Türkiye'sini konuşalım. Sezai Karakoç'un ya da onu doğuran iklimi konuşalım diye de biraz da buradan girdim. Evet. Ben devam edeyim. Evet, top sende. Eyvallah. Sezai Karakoç, birçok kendisiyle beraber anılan... Doğrudan adres vermek gerekirse ikinci yeni şairleri gibi. 30'lu yılların ilk yıllarında, 30'ların ilk yıllarında doğmuş bir şair. 1933'te Diyarbakır, Ergani'de. Ee, yine aynı isimler gibi eğitim hayatı parasız yatılı geçmiş. Yani ilkokulu Diyarbakır'da, ortaokulu Kahramanmaraş'ta, liseyi Gaziantep'te parasız yatılı okuyor. Üniversiteyi de yine Ankara'da, mülkiyede yani siyasal bilgiler fakültesinde yine parasız yatılı olarak okuyor. 30'lu yıllar Türkiye'si işte cumhuriyetin 10. yılı silkinip kendine gelmeye çalışan bir toplum var. Bunu bu toplumun taşradaki ahvali çok daha başka İstanbul'da hissedildiği gibi hissedilmiyor cumhuriyetin 10. yılı. Bunu da hani söyleyelim. Diyarbakır'da başka bir hayat var. Henüz Antalya'da da öyle, Ordu'da da öyle. O yorulan iklimden doğmuş bir sanatçı Sezai Karakoç. Sadece sanatçı olmaması da yine bu iklimle alakalı. Aynı zamanda biraz da ideolog diyelim. Daha sonra geliriz diriliş felsefesine ya da diriliş akımına düşüncesine, düşüncesine evet. diyelim. Mülkiyeden mezun olduktan sonra memuriyete atılıyor. 1955'te. Ee, ve aynı anda 50'li yılı, 50 yılın ülkede 50 yılların başında da yazmaya başlıyor ee, ufak ufak dergilerde şiirleri çıkıyor yerel dergilerde olsun öğrenci dergilerinde olsun İstanbul'da Ankara'da epey mecra'da yazmaya başlıyor şiirle başlıyor ama şiirle başlayıp şiirle devam ederken e, bir süre sonra artık tefekkür yazıları da devreye giriyor eleştiri yazıları başlıyor sanata dair edebiyata dair ve daha politik diyebileceğimiz siyasal veya ta bir medeniyet tasavvuru etrafında yazılmış yazılar diyebileceğimiz o siyasi yazıları da başlıyor bir arada ve bir, bir süre sonra da bu doğrultuda devam etmek üzere memuriyetine son veriyor. Memuriyetten ayrılıp e, İstanbul'a geliyor fikir sanat hayatına o gün başladığı yerden itibaren diyelim. 60'lar 70'lerden itibaren. Bugün de ee, devam ediyor Sezai Karakoç. Şimdi bir e, aslında şuradan başlayalım biraz da. Senin bıraktığın yeri de e, göz ardı etmeden. Şimdi Sezai Karakoç'u doğuran iklim 50'lerde özellikle ikinci yeninin gelişi pazar postası e, daha önce garibin, garip şiirini hazırladığı ortam yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir tür aslında bir varlık krizi ya da kendisinin geçmişle kurduğu bağı tekrardan gözden geçirme, yeniden üretme dönemi. Çok kaotik ve bugünden baktığımızda e, belki de çok yet yeteri kadar anlayamadığımız, değerlendiremediğimiz bir dönem. Yani ikinci yeniyi doğuran Sezai Karakoç'u da ikinci yeni'nin teorisyenlerinden biri ama e, Mehmet Canduhan'ın deyimiyle ikinci yeni'nin gönülsüzlerinden biri daha sonra yapan süreci Biraz konuşalım. Ee, hani ben mesele biraz tarihsel bir yerden açmak istemem sebebi de o oldu. Ee, i̇kinci yeni kuşağı ya da parasız yatılı kuşağı birçok adlandırması var. Ee, o kuşağı oluşturan toplumsal hikaye neydi deyip hikaye kısmında da sen onu belki bize biraz daha şey anlatabilirsin. Yok hikaye belki. edecek bir şey yok ama <laughs> sen söylüyordun onun tam yeri galiba bu Cemal Süreyya'nın... Sezai Karakoç'a anlattığı bir kayıttan bahsediyordun Erkan. Doğrudan Sezai Karakoç değil ama onu da içine alacak hmm. şekilde kendi kuşağından da bahsettiği evet. bir güzel kayıt var. Geçenlerde TRT 2'de <laughs> yine başka bir vesileyle yayınlandı. Daha onu, onu bir izleyelim isterseniz. İzleyelim. Ee, ondan sonra oradan devam edelim. Çünkü Sezai Karakoç ve onun kuşağını konuşmak istiyoruz bugün. Ee, dönemin Türkiye'sini konuşmak istiyoruz. Ona da bir pencere açmış olur Cemal Süreya bizim için. Eyvallah. Yazarların Kökleri varlıklı ailelerden yoksul aile çocuklarına doğru kaymıştır. Kentlerden köylere olduğu gibi 1923'ten sonra kasaba doğumlular ortaya çıkmaya başlamıştır. 1950'den sonra köy doğumlular ortaya çıkmaya başlamıştır ve bunlar e, kendi görüşlerini yeni edindikleri karşısında bulundukları verilere göre daha başka biçimler içinde ifade etmeye başlamıştır. Bunun başka bir kanıtı da şudur. Ee, özel öğrenim görüyorlardı eskiden yazarlar. Söz gelimi Tanzimat yazarlarının hepsi özel öğrenimliydi. Servet-i Fünun yazarlarının da öyle. Oysa Cumhuriyet'ten sonra özellikle 1950'den bu yana ortaya çıkan yazarlarda parasız yatılı okuyanların ağır bastığını görüyoruz. Evet. Cemal Süreyya meseleyi e, çok, iki cümleyle çok güzel özetliyor. Yani e, Tanzimat ve Servet-i fünun edebiyatçılarının e, işte daha sınıfsal olarak e, pozisyonlarından bahsediyor. İyi öğrenim, özel öğrenim gördüklerinden bahsediyor. Ve Cumhuriyet'le birlikte eğitimin yaygınlaşmasıyla beraber işte özel öğrenim gören edebiyatçılar, şehirliler, kasabalılar ve köylüler. Yani e, Fransız ihtilali gibi hani e, teme nasıl özetliyoruz biz? Hükümranlık gökyüzünden yeryüzüne indirildi. Türkiye'de de edebiyat diyelim e, kulelerden <laughs> toprağa indirildi. Evet. Yani ahaliye indirildi, bizlere indirildi diyelim. O tarihsel bir gidişat içerisinde zaten olması gereken buydu. E, 50'lerde diyelim parasız yatıldan bahsediyor. İşte bunlar 30'larda doğan kuşaklar. Yani Ece Ayhan da burada, Sezai Karakoç da burada. Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar. Firuza'nın şeyi vardı yani, ya parasız tamam. yatılır Hadi romanında. Evet. Söyle. Bunu bunu <gülüyor> söylemek lazım. <laughs> e, Firuza'nın herhalde en çok akla gelen Firuza'n deyince en çok akla gelen sözlerden biridir. O parasız yatılı da geçer. E, parasız yatılı imtihanlarının çocukları hep erken gelirler, hiç geç kalmazlar Hı. diye. Tam o dönemin bu anlattığın e, Çocukların ruh halini yansıtan, niçin? Şöyle anlıyorum ben. E, çünkü geç kalma e, lüksleri, geç kalma konforları yoktur. Erken gelmek o sınava yetişmek o sınava girmek zorundadırlar. E, ya da zaten oradadırlar diye de belki. İkisi de aynı şey Evet. Bütün bu e, tarihsel arka plandan da her şair kendi meşrebiyle bir şiir yolu açtı. Sezai Karakoç'un burada farkı ne? Hani ben naçizane söyleyeyim. Sezai Karakoç aynı zamanda bir e, İslami duyarlılıkları olan bir şair ve bir e, medeniyet tasavvuru var kafasında. Bu zihnindeki hani e, çizdiği tabloyu, oluşturduğu tabloyu şiirle ifade etmek için belki şiiri kullandı. Şiir. Yani, Necip Azıl'da da bu vardır. Onun biraz daha bir öncesi. İsmet Özel'de de bu vardır. Yani Türkiye'de şairler e, aynı zamanda ideologtur. Yani tefek, mütefekkirdir ve şiir onun için bir e, hem vasıta... Edebiyat da, yazılarının ilk hı. kitabını e, adı aslında dediğin şeyi anlatıyor. Hı. Medeniyetin rüyası, rüyanın medeniyeti şiir. Hı. E, ilk kitabın alt başlığı budur malum. Zaten evet. yani hı -hı. Sezai Kaykoç evet. bu şekilde özetlemiş oldu. Ve bir geleneğe de Güçlü bir bağı var. Yani şiirlerine bakınca biz böyle eski Türk şiirini okuyormuş gibi olmuyoruz. Çok modern bir şiir okuyoruz. Söyleme şekli çok modern. Seçtiği kelimeler çok modern. Hiç daha önce duymadığımız, öncesindeki şairlerden duymadığımız mısralar çok güçlü. Ama baktığınız zaman, kurcaladığımız zaman Divan şiirinde o dönem yapılmış olanın, birkaç yüzyıl önce yapılmış olanın aynısını yapıyor. Yani gelenekle de bağı çok güçlü. Zaten biz bugün bütün kendinden sonraki bütün kuşakları Sezai Karakoç'a olan muhabbeti işte o gelenek geleneğe dair gördüğümüz güç. Şey ilginçtir. Mesela Sezai Karakoç ikinci yeniyi tarif ederken ya da ikinci yeniyi temsil ettiğini düşündüğü şairleri sıralarken kendisiyle beraber İlhan Berki, Cemal Süreyya ve Turgut Uyarı sayar. Ee, yani her ne kadar ikinci yeninin gönülsüzü desek de ikinci yeni biziz der. Bir şey pazar postasındaki yazıları zaten hep şey değil mi evet. ikinci yeni üzerine ve yazıları yani ikinci yeni hatta bir kısmı polemik, yazıları, polemik çok yazıları çok sert polemik Edip yazıları, yazıları da yazıyor Edip Cansever üzerine yazdığı yazıları oraya geleceğiz ama Erkan'ın söylediği Erkan'ın söylediğini biraz konuşalım mı daha sonra Hangisi. vakit gelir mi yani geleneğe e, Sezai Karakoç şiirindeki evet. gelenek vurgusu şöyle e, mesela <laughs> Sezai Karakoç e, kendisine Yahya Kemali Yahya Kemal'in poetik poetikasını Poetik tutumunu referans almıyor. Ee, i̇kinci yeninin e, dil tutumunu ya da ikinci yeninin biçimini ya da ortamını referans alarak başlıyor. Mesela bu ilginçtir. Fakat Körfez'deki ilk kitabındaki şiirlere baktığımız zaman aslında her ne kadar polemik metinlerinde, eleştiri metinlerinde bu. ikinci yeninin belirleyici figürlerinden biri olsa da şiirleri e, doğrudan mesela İlhan Berkin ya da Turgut Uyar'ın şiirleri kadar ikinci yeninin temsilini barındırmaz içinde biraz daha farklı bir tutum sergiler. Yani düşüncede, teoride ikinci yeniye daha yakın gibi gözükse de şiirle kendisini bir miktar ayrıştırır. Yani her zaman kendini farklı bir yere koyuyor. Ee, muhtemelen onun işte o senin bahsettiğin doktriner bir e, projesi ya da işte bugünkü Sezai Karakoç'u ortaya çıkartan düşünce sistematiğini da o yıllardan beri başlatacağı için kendini ayrıştırmayı, kendisini başka bir yerde daha kendisine göre daha büyük, daha üst düzey bir e, davanın e, şeyi olarak, şair olarak konumlandırmayı tercih ediyor. E, bu şey ilginçtir. Bizim hatta Zafer Acar'ın Sezai Karakoç üzerine bir kitabı var. Sezai Karakoç ve ikinci yeni ilişkisini irdelediği. Sezai Karakoç ikinci yeni kuşağı. Evet. Ha. Yani Sezai evet. Karakoç. Kuşağı. Şey, Sezai Karakoç kuşağı, ikinci, ikinci Sezai yeni. Sezai Karakoç evet. kuşağı diyor. Mesela iddialı bir şey. E, bunlardan bahsediyor o kitabı da ...anti parantez tavsiye etmiş olayım. Ee, bahsedeceğimiz bir kitap daha var... ...unutmayayım diye söylüyorum. Turan Karataş'ın... ...Doğu'nun yedinci hı oğlu. Ya. Yani ben onu daha doğrusu söyle ...kitap olarak değil doktor tezi olarak okudum. Hı hı. Çok faydalanmıştım. Hala açar okurum. Ee, Gök'ün sitesinde var. E, o kitapta da sanırım zaten o doktor tezini... Ben onu bilmiyordum. Gök'ün e, şey, tez bankasında mı tabii, var? Tabii tabii var. Yani, e, zaten kitap onun tezleşmiş... E, ...kitaplaşmış hali diyelim... Ee, hayatının en küçük ayrıntılarından alıp e, o diriliş e, fikrinin analizine kadar hani bütün bir hayatı e, çok iyi analiz etmiş e, Turan Karataş. Yani hakikaten aşılamaz bir eser olarak duruyor. Yani Sezai Karakoç'a dair e, Türkçedeki şu an en e, yalın ve evet. kapsamlı bir kaynak onu da söylemiş olalım. İzden galiba İzden şu an İz çıkıyoruz. yayıncılıktan çıkıyor kitap. Bu arada e, körfez dedi, sonra seslerle belki hani bir iddialı değil ama bir şiir okuru olarak aynı zamanda işte öykülerde yazan bir şiir okuru olarak Furkan. Hı hı. E, seslerden sonra biraz daha ikinci yeniden gittikçe ayrılıyor ve kendi poetikasına iyice bugün onu andığımız, gelenekle iç içe andığımız medeniyetin rüyası, rüyanın medeniyeti şiir dediği hı hı. noktaya daha da yaklaşıyor sanki. Daha ya da şöyle ikinci yeni içinde kendi damarını kendi yolunu iyice belirginleştiriyor gibi geliyor. Seslerden sonra Hızır'la 40 Saat gelir malum. Sonrası için emin değilim ama Tanrı'nın kitabı işte alın yazısı saati vesaire Bu kitaplarla sonra Leyla ile Mecnun geliyor. Mesela bence gelenekle bağlantı ...noktasında en e, önemli eserlerden biri... ...en çok anmamız gereken eserlerden biri... ...yani Sezai Karakoş neden bir Leyla ile Mecnun yazdı? E, niye yazdı? Çünkü işte Nizami'nin, Fuzuli'nin... ...geleneğin büyük şairlerinin yaptığı bir şeyi yeniden yaptı. E, bugün, bu çağda, bu zamanda Leyla ile Mecnun nasıl anlatıları, ...nasıl Leyla ile Mecnun'un şiiri nasıl yazıları gösterdi bize... Hı. Bunu o yüzden çok önemsiyorum. Aynı zamanda Şeyh Galibi en iyi anlayan şair olduğunu söylüyorlar. Kimin söylediğini çok hatırlamıyorum ama bana da çok makul geliyor bu anlamda. Şimdi programın ilerleyen kısmında tekrar atıf yapacağım ama yeri geldi. Adonis'in şimdi yeni çıktı Everest'ten işte budur benim adım diye bir şiir kitabı çıktı. Girişinde şiir politikası diye enteresan bir metni var. Ondan bahsedeceğim fazla detayına girmeyeyim. Neden Sezai Karakoç'u e, ile ilgili söyleyeceğim şeye referans ettiğimi anlayacaksınız. Şimdi e, Sezai Karakoç ikinci yeğenim şiirine ne diyor? Mesela yeni gerçekçi şiir diyor. İkinci yeni demez o yeni gerçekçi şiir der. Ve orada e, bu şiirin yer yer anlam tatilleri verdiğini e, anlam boşlukları bıraktığını söyler ve bunu aslında şunu anları Sezai Karakoç'un bakış açısının toplamında bunu verimli bulur yani anlamsızlığa gitmediği sürece bu anlam boşluklarını verimli bulur bu aslında bir okuma önerisidir Geç, ge, bizim geleneksel şiirimizi de bir okuma önerisidir bu anlam boşlukları şairin yeniden üretimi canlandırabileceği ya da okuruyla kuracağı ilişki ya da şairin metninden hareketle ortaya çıkacak diğer verimleri çoğaltabileceği bir zemin olarak görür. Bu yüzden mesela e, Sezai Karakoç'un bu düşünce yapısıyla sonradan daha doktriner bir yere geçmiyor. Sezai Karakoç belli yani hani e, düşündüğü hassasiyetleri, hedefleri e, e, o zamandan belli. Fakat şiir düşüncesi, poetik düşünme tarzı olarak ikinci Yeni'ye bu kadar yakın olması onun öncülerinden birisinin e, birisi sayılması bence bu e, fırsatı yaratmasıyla alakalı bir şey. İnan... Sonradan tutumları farklılaşıyor Yani İnancının Çılgını diye... diyor Cemal Süreyya'nın o meşhur 9900 kitabında ki Hı -hı. Sezai Karakoç portresinde e, portre yazıları diyebiliriz İlhan değil Bey, mi? Portre, o bir yalvaçtı diyor biliyorsun. Yani, ne için? O bir yalvaçtı. İlhan Berk. İlhan Berk için mi diyor? İ yok İlhan Berk Sezai Karakoç. Ha Sezai Karakoç Tam diyor bu Cemal Süreya'nın söylemi olabilirim evet. de. Yani böyle bir şeyden bahsediyor. İnancının çılgını diyor o yazıda. O yazıyı ben gelmeden önce bir daha şöyle bir gözden geçirdim. Mantığını yitirir bir başka mantık bulur diyor mesela. Aynı cümlede inancının çılgını dediği. Mantığını yitiririn yanına bir başka mantık bulur eklemesi bence çok tam konuştuğumuz şeylerle Hı -hı. alakalı. Ve sıkıştırılmış deha. Cemal Süreya'nın o kitaptaki üslubunu bunu da bu arada hani yeniden bir hatırlatalım zaten bilene Bilmeyenlere de tavsiye etmiş olalım ee, sıkış sıkışmış ve sıkıştırılmış deha e, diyor Sezai Karakoç. Şimdi Cemal Süreya Sezai Karakoç dostluğu bahsetmedik ama en e, bilinen en meşhur. Herhalde ona Sezo diyebilen bilen tek kişi. Ona Sezo diye. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şey bir var. şey hatırlıyorum. Ee, Bazen mektuplaşmalarda Sezai Karakoç bir çok şiirsel bir ifade kullanıyor ama bunu şiirinde kullanmıyor. Cemal Süreya bunu şiirinde kullanıyor. Ee, Sezai Karakoç da zaten ben kullanmadığım için o kullanabilirdi. Yani bir böyle aralarında bir e, samimiyet var. Birbirlerinden şiirsel parçalar bile transfer edebiliyorlar ve bunu hoş karşılıyorlar. Evet, hayli uzun süren bir dostluk var aralarında. İkisi de zaten mülkiyeli değil mi? Efendim, Türkiye'deki tek bulgucu adam diyor. Aa evet, öyle başlıyor. <laughs> Türkiye'deki tek bulgucu adam diyor. Şey de çok iyiydi o yazıda. En ilkelle en moderni birleştirir miydi? En ilkelle en modernin arasında durur. diyor bu da işte zaten şey işte bizimle konuştuğumuz o de bilir e, Rembo'yu da bilir, hmm. Dali'yi de sever e, ama inancının çılgınıdır filan diye. Bence çok hoş bir yazı. Şemsiyesi yoktur diye bitiyor. Hep şemsiye e, ile Metaforu kullanır. kullanıyor ya o kitapta var 99 yüzde. E, o da Türkçenin şahikalarından bir kitaptır değil mi 99 yüzde? Üslubu inanılmazdır. E, şimdi... Biraz önce atıf yaptığım kitaptan bir şey okuyacağım. Ne kadar Sezai Karakoç şiirini de anlattığını anlayacaksınız. Tabii yani bu metinler arası belki aşırı yoruma kaçabilecek bir şey ama... Adonis diyor ki, dili sorgulama ve değiştirme aracı olarak değil... ...temsil ve nakletme aracı olarak gören okuma anlayışı... E, ...metni betimsel niteliğiyle okur. Yani sorgulama ve değiştirme, temsil ve nakletme. Bu iki tutum bence bizim Türk şiirinde de modernleşme sürecini anlatan bir tutum. E, Sezai Karakoç ve ikinci yeni şairleri... E, tut, sorgulama ve e, değiştirme yani dil üzerinde bir anlam boşluğu yakalayıp e, oradan hareketle bir şey yapmayı tercih ettiler. Karakoç bunu tarihle, medeniyetle hmm. ve kendi mefkuresiyle doldurdu. E, oradan yani bunu iyi anlamadan sadece Sezai Karakoç'un e, 70'lerden sonra düşünce yazılığına ve diriliş felsefesine odaklanırsak e, yanılırız gibime geliyor. Yani onun poetik bir düşünme tarzına sahip olduğunu kabul ederek nesrine girmemiz gerekiyor. Onun hatta e, finans ve ekonomi üzerine yazdığı, söylediği e, düşüncelerini de poetikasını bilerek okumak lazım. Bunun içinde mecburen gideceğimiz yer 50'lerin sonu ikinci e, yeni ve ikinci yeni şiirle yani yeni gerçekçi şiirle kurduğu ilişki hmm. olacak. <laughs> Karakoç'u değerlendirmek için bence mutlaka e, oraya bir çözmek gerekiyor. Ee, şiiri ve poetikayı nasıl anladığı, neden o şiire daha yakın olduğu. Belki hani dünya olarak Yahya Kemal'in vaat ettiği ya da anlattığı, temsil ettiği dünya daha yakın Sezai Karakoç'a. Ama o İlhan Berk'le Cemal Süreyya'yla Turgut Uyar'la bir e, şiir ortamının içerisinde kendi ve, buluyor. Ya bir aşırı Ünlü yorum işte olmasın yani. ama e, çekinerek de söylüyorum ama Yahya Kemal'in hapsolduğu eee müze Nostalji duygusu o yüzden Sezai Karakoç'ta yok Yok diyebilir miyiz? Fazla iddialı olmaz herhalde. Yani ben de oraya getirecektim Hı -hı. zaten sözü. Ee, sen Çok güncel, yani. e yaşıyor, teklifleri Çok olan canlı. bir şiir ve düşünce dolayısıyla. <laughs> Sezai Karakoç yaşıyor bu arada. E <laughs> Çünkü Allah uzun ömür versin. Allah uzun yani, ömür <laughs> versin. Sezai Karakoç'un bu diriliş Bazen mi? Bazen Sezai Karakoç üzerine konuşanlar, e Sezai Karakoç üzerine düşünenler, ee, özür dilerim i̇şte, kesin sözünü ama o yokmuş gibi ölmüş gibi e, bir Geçmiş zamanda bir dahiden konuşuyormuş gibi konuşuyorlar da Söyleyesim geldi İyi evet. ettin Bu diriliş e, vurgusu Sezai Karakoç'ta biraz da şununla ilgili olabilir e, Mağlup bir toplum var Yani e, 20. <laughs> yüzyılın 19. yüzyılın o belki ortalarından beri 20. yüzyılın başında dedelerinden duyduğu mağlubiyet hikayeleriyle büyümüş bir çocuk Sezai Karakoç ve e, bir Müslüman şair olarak bir Müslüman düşünür olarak bir e, batıyla batı ile bir hesaplaşmaya giriyor. Yani onun şiirinde ve fikri e, fikir yazılarında yani somut bir batı var onunla hesaplaşıyor ve e, muharebeyi kaybetmiş ama savaşı kazanabileceğini düşünüyor. Kaybedilmiş e, cepheler var ama Koşu savaş bitikten, bitmiş sonra diye, mesela, değil bitikten sonra da koşan atlar diyor şiirinde. mesela Aynen öyle yürüş bittikten sonra da koşan atlarız diyor yani ve bu finalde kazanılacak savaş için kültürel, siyasal ve estetik bir meydan okuması var. Sezai Karakoç'un şiiri işte bu meydan okumanın görünen hali, somut hali. Ha. Dediğini tersten söylemiş oldum. Ee, o tefekkürünü anlamak için şiirine bakmak gerekiyor. Şiirini anlamak için de buraya bakmak gerekiyor. İkisinin arasında güçlü bir diyalektik var. Yani. Birbirlerinden besleniyorlar. Bu e, biraz Anadolu'ya has bir e, şair duruşu diyeyim ben. Örnekleri çok. Sezai Karakoç'ta bunların en e, şey olanı. Ya Şimdi Sezai Karakoç'u ortaya çıkaran biliyorum. Birazdan bitecek falan, Hı -hı. geçelim falan diyeceksin Aslında ama. Aslında biraz şeyden konuşalım istiyordum ama çok da zaman kalmadı. Ee, hem o iklimi Sezai Karakoç'u ortaya çıkartan iklimi, onu geçelim artık de, diyecektim ben evet, de. onu geçelim ama bu e, muhitler meselesi, i̇şte Marmara kıtanesi, meseret biraz önce koruyor bir mu girelim? Bundan Ben daha bundan güncel daha... bir şey sorumu sorayım ki Sor. çekmezse yine muhitlere. Tamam o zaman e, e, şimdi ilgimi çekmedi. <laughs> Sor hadi. E, yani Sezai Karakoç kendinden sonrasını e, en çok etkileyen şairlerden birisi. Evet. Bugün hala sadece şiiri değil, bütün bir edebiyatı kastediyorum. Kendinden sonraki edebiyatı en çok etkileyen isimlerden birisi. Tam onu oluşturan iklimi falan ortaya koyduk ama neden diye ben hala etkisinin bu kadar güçlü ve yüksek olmasının sebebi nedir acaba diye size sormak istiyordum ben. Bence, bu gelenekle bağımı kendi estetik gücümü kendi e, geleneğiyle olan bağı bence daha etkili kendi geleneğiyle yani, olan kendi, bağ. Yani Sezai Karakoç tavrı diye bir şey var. Sezai Karakoç duruşu diye bir şey var. Metniyle hayatı arasında boşluk bırakmayan bir e, portre var karşımızda. Bundan hiç taviz vermeyen, sadece fikriyle düşüncesiyle bir yerde duran. Bunun dışında herhangi bir Etkileşime gerek duymayan bir Sezai Karakoç var, orada duruyor. Kendi geleneğine hiç ihanet etmemiş bir isim. Sezai Karakoç bugün böyleydi, işte 20 yıl önce de böyle düşünüyordu, 40 yıl önce bambaşka bir Sezai Karakoç vardı da diyemezsiniz. Yekpare bir bütün, büyük bir hayat var önümüzde. Sadece büyük bir şiir değil, büyük bir hayat var. Biraz da bundan etkisi halen ve çok kuvveti devam ediyor atmin edici oldu mu? <laughs> Yo, ben evet. de böyle düşündüm. Mesela hmm. hani gün doğmadan bütün şiirlerini topladığı hmm. e, kitap. Yani ondan sonra da herhalde bir daha şiir kitabı yayınlanmadı. 2000'de mi yayınlandı? 2000 ya da 2001 99 o civarda. Geçen baktığımda 25. baskısını gördüm. Bu bir şiir kitabı için Türkiye'de çok iyi bir e, düzey, çok iyi bir seviye. Yani Türkiye'de şiirle, edebiyatla haşır neşir olan herkesin kütüphanesine Girmiş ve girmeye de devam edecek bu bir milletin bir şaire gösterdiği önemli bir iltifat. E, baskı açısız rakamı tek başına bir veri olmamakla birlikte dediğin gibi önümüzde bir herkesin saygı duyduğu namuslu bir hayat var. Bu hayat e, hak ettiği saygıyı e, görüyor. Ve onun temelinde de işte seni saydığın gerekçeler var. Sezai Karakoç bu anlamda e, anla açık bir şair. Şimdi devam etmeyelim. Ben Bütün programı Sezai Karaköç'e... Muhitleri falan konuşalım bari ya. <gülüyor> Konuşmayalım. <gülüyor> Muhitler için Sesim özel bölüm yapalım. <laughs> bölüm yapalım. Öyle mi? Şimdi ben bu da de bir şeydir şey, yani. E, bu sürekli biz evet. vaat veriyoruz ama, ama hocam. Ama şu var. E, o konu... O zaman, ismin, zaman öyle bir, bir program yapabiliriz hakikaten. Marmara Kıraathanesi, Meserret'i... Mahfiller. Mahfiller programı yapabiliriz. Lebon Pastanesi. Hani konuşulacak İstanbul. Pastanesi, Baylağan. Bunların olduğu bir program. Vaadin hakikaten havada bırakmayalım. ...özel programlarımızdan birisi olarak şimdiden belirleyelim. Bağlayıcı olsun çünkü gerçekten konuşacak evet, çok... Şu anda kendimizi e, bağladık. ...keyifli bir konu, <laughs> konular var orada. Tamam. O Hemen zaman şeyi din, bari söyleyeyim. Maraş'ta bir Karakoç Sempozyumu yapılmıştı. Onun kitabını bulanlar olursa e, onu tavsiye etmiş olayım. Bir de hani Karakoç'la ilgili hakikaten Hı -hı. Turan Karataş'ın kitabı var, Zafer Acar var. Onun dışında çok bir şey, çok çalışma var, akademik çalışma ama kitaplaşan ya, çok başladım. şey bulamadım... Bir Sezai Karakoç kitabı var, Medeniyetin Burçları diye. E, bu da Kayseri diyor, yayın evi yok. Kayseri'de çıkmış. E, ve hiç fena değil e, içerik olarak da. Ben bunları görebildim diye bunları da en son e, söylemiş ya olayım. Sezai ben. Karakoç çalışmaları artar. Evet. Umarım, bunu temenni edelim. O zaman şeye geçelim. Ne var bu hafta? Ne okuduk? Ne bize heyecanlandırdı? Hangi kitaplarda Neler hissettik. Ben hemen başlayabilirim çünkü Buyurun. çok heyecanlandım. <laughs> çünkü Osman Konuk e, dördüncü 4. bir kitabı çıkardı. E, Osman Konuk'u hepimiz e, tehlikeli belki'den beyaz savunmadan e, tanıyoruz. Osman Konuk malum e, sosyolog eee yani çok klişe olacak ama hani kitaplarında... Osman Konuk malum sosyolog <laughs> biraz şey Osman Konuk malum şair. <laughs> ha, aynı zamanda yani şairin zaten... E, ya, anladım şey... da bu edeyim dedim. Eyvallah. Şimdi hani şunu çok klasik olacak ama işte sosyolojik, yani sosyoloji, sosyolojik olmasından dolayı şiir kitaplarında bunun izlerini görürüz demek klişe olacak ama ben görüyorum. O, o hava siniyor. Yani topluma bakışındaki Şahsi olarak yani etrafında hangi nazarla baktığının izlerini ben kitaplarında görüyorum. Böyle az az da olsa onu gösteriyor. Ee, bu kitapta da şu var. Ee, hızlıca okudum hemen. Ee, kırmızıda beklerkeni. Biraz daha böyle okurla konuşuyor ve okura hitap ediyor. Okurun da kendisini çok iyi tanıdığını varsayıyor. Bu noktadan hareketle yazılmış bir kitap. Biraz şahsi. Ee, okuru o, ha madem böylesi, bari yakından tanıyayım dedirtebilir. Biraz e, şiirler mesela küllük yazılarında nasıl hani düz yazılarda ama şiire çalıyordu. Burada şiirler var. Düz yazıya çalıyor. Her elkarda Osman Kun'un metinleri şiire çıkıyor. Düz yazı bile olsa şiire nasıl diyeyim? Manzumla mensur arasında gidip geliyor ama neticede şiir e, bu açıdan hani Diğer kitaplarına göre biraz daha düz yazıya çaldığını söyleyebilirim şiirlerin ama e, şiirden asla kopmuyor. Bir şey daha var, kişisel bir yargıda bulunayım diye not almışım buraya. E, bu kitabı da okuduktan sonra tamam dedim. Osman Konuk bana hep 30 yaşında bir şair gibi geliyor. Yani hep 30 yaşındaymış gibi yazıyor. Bugün belki 60 yaşında bir şairden bahsediyoruz ama kullandığı kelimeler, seçtiği o kelimeleri herkes bilir ama... herkes ...60 içinde bir şair kullanmaz. Çok önemli bir şey. Bunu sağlayabilmesi, bu dinamizmle hala o o ruh haliyle yazıyor olabilmesi, şiirini bu şekilde inşa ediyor olabilmesi büyük bir başarı ve yani kendimden genç bir şairi okuyup ondan çok şey öğreniyormuş gibi hissediyorum. ...Oran Orhan Osman Konu okuyunca bu kitapta da bu edebi başarıyı parlak bir şekilde gördüm. Ve İzmir'de yaşıyormuş. Ee, bir süredir İzmir'de. Evet. evet, bir süredir İzmir'de. Ondan dolayı da hemşerilik bağı aslında İzmir'de değil ama hemşeri hemşerilik, hemşerilik <laughs> bağı da kurup abi Sevdim onu da vurgulayayım. Şöyle, edebi şeylerden bir şeyler. Evet, Edebi şeylerden çıktı. Şimdi evet. Bu... Teknik bir şey söylemeyeceğim. Osman Hı. Konuk şiiriyle ilgili yeri de burası değildi. Hani daha metinsel bir şeydir. Ama ben de bıraktığı hem bu kitabın üzerinde ben de bu arada bugün geldi bana da Gelirken programı okudum gene Osman Konuk şiirinin bende bıraktığı tortuyu söyleyeyim ee, hani bir güzel bahçe vardır ve insanlar orada çay kahve içiyorlardır bir ortam vardır neşeli bir ortam vardır ve aniden yağmur bastırır fırtına çıkar ve herkes içeri kaçışır ya o bahçede birisi biraz daha oturur herkes gitmişken o biraz daha oturur ıslanır üşür ama biraz daha oturur şöyle bir bakar etrafa sonra ağır adımlarla binanın içerisinde diğerlerin peşinden gider bana Osman Konuk şiiri o biraz oturan adam gibi geliyor. Ya hikayeci <laughs> benim sen ne yapıyorsun? Ya? <laughs> yani yeşil, yeşilde gaza basan değil kırmızıda bekleyen. Wow, devam bir ediyorsun şeydir. ya. Evet, yani. Peki Furkan yani, hikayeleri de bekliyoruz. Öyküleri de bekliyoruz senin. <laughs> Sizin sektöre ben girmeyeyim. <laughs> o başka bir şey ama Osman Konuk şiirin hangi şiiri yazarsa, hangi yaşta yazarsa, hangi mesleği yaparsa yapsın. Bana hep öyle gelmiştir. Yani o biraz daha beklemiştir. Herkes gitmiştir, o biraz daha beklemiştir. Ve biz o beklediği anı okuruz şiirlerinde. E peki sen hikayeci gibi konuştun, ben de biraz şair gibi konuşayım <laughs> bari. Ee, Osman Konuk olunca uzattık biraz farkındayım. Evet, evet. Galiba e, ikinci yeniden sonra İsmet Özel'in de işte Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi güçlü şairler e, ortadayken kendi sesini erkenden hızlıca ve güvenle bulabilen ender şairlerden Osman Konuk. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Yanılmıyorsun. Sen benim işime el atınca ben de mecbur buradayım. <laughs> <laughs> Öyle düşünüyorum ben ve çok etkiledi de. Günümüz şairleri üzerinde de etkisi olan Var. bir şair Osman Konuk. Peki. Devam edelim. Ben kendi kitabımla devam edeyim. Ali Necip Erdoğan. Hece yayınlarından çıktı. Diğer şeyler... E, kitabının adı. Bu da e, birkaç kez bu ifadeyi kullanmıştım hatırlayacaksınız. Beklenen öykü kitaplarından birisi. Çünkü Ali Necip Erdoğan e, bu da Yozgatlı, o da benim hemşerim Erkan. Ne yani? Hece <laughs> <laughs> öykü. öykücü ya da şair bekliyorum hasretle. Hadi bakalım. <laughs> Geliyor, yetiştiriyorsun. yetiştiriyorsun değil mi? E, Hece öykü, Hece Mahalle Mektebi, Muhayyer gibi dergilerde öykülerini yayınladı. Yayınladı. Ee, ve artık hani Ali Necip Erdoğan'ın kitabı ne zaman gelecek diye e, bekliyorduk e, öyküyü takip eden isimler olarak. E, Tarkovski'nin kurban filmini biliyorsunuz hepiniz. Orada benim çok ilgimi çeken e, bir karakter vardı. Postacı Otto. Postacı Otto kendisini tanım, tanımlarken ilginç olaylar biriktiricisi e, diye tanımlıyordu Postacı Otto. Onu duyduğumda hep kendime şunu ee, demiştim. Peki aslında edebiyatçı dediğimiz şey Osman konu tanımladı Furkan az önce. Bu ilginç olaylar biriktiricilik, biriktiriciliği mi? E, elbette değil tamamen. Bu bir genelle, e, bu genelleme olurdu. Fazla iddialı bir genelleme olurdu. Ama bir kısım yazar ve şairler ilginç olaylar biriktiriciliği yolunu seçiyor kendine. Ee, ve bu yolda başka yollar kadar kıymetli. Bana Ali Necip Erdoğan ilginç olaylar biriktiren, ilginç olayları yazan, e, ilginç olaylar düşleyen, sonra buradan kendisine imajlar toplayan, bunu imgeleştiren bir öykücü olarak göründü öykülerini topluca okuyunca. ya Bu tuha ilginçliği, bu tuhaflığı imgelerle aktarabilen, maharetle aktarabilen bir öykücü. Mesela ilk öyküsü kitabın Suskunluk. Buna ...iyi bir örnek... Ee, ...söylenmemiş... ...gizli kalmış aşkların... E, ...daha doğrusu... ...açılamayan aşıkların... ...o söyleye, söylemek için içlerinde... ...biriktirdikleri... E, ...bütün o cümleler... ...bütün o hisler, o yoğun duygular... ...söylenmediğinde ne olur... ...diyor mesela böyle güzel ilginç bir soru soruyor... ...bu şekilde değil ama ben anladığımı söylüyorum... Ee, ...ve onu... ...bir şişeye... E, dolduruyor falan. Öykü böyle devam ediyor. Bu imaj üzerinden e, suskunluk imgesini anlatıyor ilk öyküde ve çok da başarılı buldum. Mesela başka bir öyküde e, işte kuklaların ruhu öyküsünde e, bir usta çırak ilişkisini bir kukla, ustası ölmüş bir kukla üzerinden usta çırak ilişkisini e, anlatıyor. E, tek tek bütün öyküleri elbette <laughs> <laughs> ee, söylemeyeceğim size ama Bu imgecilik ve bu tuhaf olayları imgelerle anlatma meselesi ee, Bir ekol Bir yol ve bu yolda gayet başarılı ee, Buldum diğer şeyler Kitabını Ali Necip Erdoğan'ın ee, Yazılarının da kitaplaşmasını bekliyorum Bu arada ben şahsen Öykü üzerine de düşünen de evet. e, Bir yazar bir öykücü Ali Necip Erdoğan ee, Hece yayınlarından Peki Evet, ben de e, Adonis'in biraz önce Sezai Karakoç'tan bahsederken e, andığım kitabı var. İşte budur benim adım. Everest yayınlarından çıktı. Çevirmeni Mehmet Hakkı Suçin Hoca. E, hı hı. Türkiye'deki en önemli Arapça çevirmenlerden, çevirmenlerden biri. Değil mi? Aynı zamanda hocası. E, Mehmet Hakkı Suçin'in harika çevirisiyle yayınlanmış. Herhalde Hakkı Hoca'nın tercihi, benim de kitapta en çok ilgimi çeken kısım Kitabın başına Adonis'in daha önce şiir politikası ismiyle yayınladığı, Beyrut'ta yayınladığı bir kitabın içerisinden aldığı bir metni koymuş. Ön söz yerine e, okumanın politikası Yani Adonis'in bir okuma yöntemi önerisi. E, bu kitaptaki en önemli metin, şiirler şiir kadar önemli metin bu. Bunu çok tavsiye ediyorum çünkü zira epeydir hem bu programlardan başka vesilelerle şairlerin poetikalarını anlatırken hı hı aslında bir okuma önerisi sunduklarını, bir okuma yönteminden bahsettiklerini ısrarla söylüyorum. Ee, bunu İsmet Özel'in de Ezra de, yaptığını. Evet. Adonis de buna katılmış. Ve Adonis de aslında meselenin okuma yöntemini belirlemekle olduğunu söylüyor. Ve pasif okumayla derin okuma arasındaki farkı anlatıyor. Diyor ki edebi metni okumak okumanın da edebiliğini gerektirir. Yani edebi okuma nedir? Yaratıcı okuma nedir? Ee, bir metni tarihsel, geleneksel, e, ön kabullerle, sistemlerle ve beğeni ölçütleriyle okuduğun zaman pasif bir okuma olur ve e, sabit bir anlama bağlı kalırsın. <laughs> belki e, aşırıyorum, belki e, yanlış okuma. E, bütün bunlar aslında metni zenginleştiren, derinleştiren, hele bir de tabii, sistematik tabii. hale getirildiği zaman e, başka yerlere kapı açan okuma türleri. Adonis'in bununla ilgili nefis bir metni bu, ee, çok şiddetle tavsiye ediyorum. Sen bunu Oradan... şiirle ilgili Adonis ve anladığım kadarıyla, e, sen bunu tabii ki edebiyat bir edebiyatçının başka bir edebiyatçı okuma biçiminden bahsediyorsun ama bu arada hani ben küçük bir parantez açayım müsaadenizle evet. e, sürekli sürekli okumaya e, okuma tavsiye edilirken bunu da biraz gözden kaçırıyoruz yani bir e, İstatistik şeyine bir çetele tutulan bir şey değil okumak. Değil, değil evet. evet. E, bu nitelikli okumaya ya yönlendirilmeli kendi çocuklarımızda başka insanlara da okumayı tavsiye ederken nitelikli okumayı tavsiye etmeliyiz. Yoksa e, bu yıl 10 kitap okudu, bu yıl 50 kitap okudu. Bu rakamın bir değil, kıymeti yok. Önemli. Bu yıl bir kitap okudu ama o kitaptan başka onu o kitap okuyan başka herkesten daha başka bir anlam. ...çıkarttı, başka bir yere... ...sıçradı demek daha verimli bir şey. Evet. Ee, kendi yerde, okumalarımda bile çünkü bu... Değil, kendi okumalarımda bile zaten. bu... ...skor merakını... ...böyle kendi kendimi yakalıyorum... ...bazen ha, ben ve uyarıyorum. Yapıyorsun, <laughs> Sen yapayım, de beni yakalıyorsun. <laughs> i̇şte şair egosu böyle bir şey. <gülüyor> 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 böyle bu... şey ...derdimi paylaşayım. vereyim sadece ki bence yani üzerine gidilmesi ayrı ayrı bir program demeyeyim yani onu hep yapıyoruz ayrı programda konuşulması gerekiyor ama ayrı bir yazı konusu olabilir. Diyor ki yaratıcılık ve sanatsal açıdan mesele şair ve toplum değil, iyi şiir kötü şiir meselesidir. Yani şair toplum, şairin toplumla kurduğu ilişki bunlar çok konuşuluyor ama iyi metin kötü metin, iyi şiir kötü şiir. Bu ayrımın yeteri kadar yapılamaması modern şiirin krizidir diyor hmm. Adonis. Evet yani bu modern şiirin krizlerinden biri bence de. Diyerek kendi kitabımla vedalaşayım. Ben ikinci kitabıma geçeyim. Doğan Hızlan yeni bir kitap çıkardı. TRT 2'de de Karalama Defteri programı devam ediyor Doğan Bey'in. Günlük yaşamdan dipnotlar alt başlığıyla çıktı. Hatırlamak. Doğan Hızlan'ın günlük yani gazete yazıları birer çoğunlukla edebiyat ağırlıklı ve müzik ağırlıklı olmak üzere kültür sanat yazıları. Ha, bununla, bununla mutabıkız. Ee, burada o kitaptan seçmeler var. Ve çok fazla isim var. Kitabı güzel yapan e, nokta bizdeki programında da benziyor. Oradaki şey yani işte Abdülbaki, Gölpınarlı, Behçet Necatigil, Yaşar Kemal, e, Orhan Pamuk yenilerden, Atilla İlhan, Haldun Taner, Rıfat Ilgaz, ressamlar, çevirmenler, e, Cağaloğlu'nun eski grafikerleri diyelim o Mengoarterler vesaire bütün bu isimlerin e, zikredildiği bir, çok tatlı bir atmosfer. Yani Türkiye'nin diyelim son 50-60 yıllık kültür sanat camiasında olan biten anek yaşananlar, anekdotlar Doğanöz'ün o üslubuyla yazılmış. E, bu bu isimleri hatırlamak isteyenler için güzel bir kitap. Hani buradan ismi duyuyorsunuz ve gidip araştırmaya başlıyorsunuz. Yani bir sevk edici bir özelliği var. Doğan Hızlan'ın yazılarının ee, kitabın güzel tarafı da şu son, bir, son da e, kitabın editörü bu arada Murat Yalçın YKY'nin hani çalışkan editörlerinden kitaplığında aynı zamanda ve aynı zamanda evet. kitaplık dergisinin ee, Murat Yalçın Doğan Hızlan'la e, uzun soluklu bir söyleşi yapmış bu kitaba özel yaklaşık 30 sayfa sürüyor ve Doğan Hızlan'ın e, ismi Akvaryumda Balık Gibi Doğan Hızlan'ın hani ee, yazarlık veyahut da diyelim hani kültür sanat insan insanı olarak da hayatının belki bir özeti tesadüf değil. Ee, burada doğanızdan kendi kişisel hikayesini anlatıyor. Yani ailesinden bahsediyor. Yediğinden içtiğinden bahsediyor. Gördüklerinden yaşadığından. Çok kişisel çok e, çok kişisel tarihinin anlatıldığı bir söyleşi ve çok keyifli. Ee, kitabı da bir başka yere taşıyor bu söyleşi. Yani Kitapta evet bu yazıları biz zaten gazetelerden okumuştuk dergilerden okumuştuk ama e, ya bu Doğan'ın bu yazıları nasıl yazdı? Hangi tarih neresinde durdu da bu kadar isimle kesişti? Hangi sahiplerle bu insanlarla tanıştı vesaire merak ediyorsak bütün işte okuma okumada sunuyor. Evet yani. söyleşi bize bunun ipuçlarını veriyor o açıdan da keyifle okunan bir kitap merakları için. Eyvallah. Evet Aykut. Ee, ben de. İki kitap hemen birini göstereyim. Vaktin az kaldığını biliyorum. Ee, İki kitap hakkın yok ama. İki kitap hakkım yok Peki. ama <laughs> sen çok bahsettin Adonis'ten. Sezai Karakoç konuşurken bahsettin. Sonra bahsettin. Tamam yani... polemiğe polemi ya. <laughs> <laughs> Bunu haber vermiş olayım sadece. Feyyaz Kayaca'nın kitap öykülerinin e, o bütün öyküleri YKY'den e, çıkmıştı çok çok önce ve baskısı yoktu. Hatta bendeki nüshada kaybolmuştu bulamıyordum. Şimdi Kırmızı Kedi yayınları e, yeniden Feyyaz Kayacan'ın öyküleri yeniden yayınlamaya başladı. Şişedeki Adam çıkmıştı ilk önce. Şimdi de Sığınak Sen. Hikayeleri hmm. çıktı. Galiba Çocuktaki Bahçe'yi de, romanını da yayınladı Kırmızı kedi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu Feyyaz Kayacan e, okurlarına duyurmuş olayım ben. E, Kitabın modernitenin cinsiyeti Rita Felski. Hmm. E, daha önce e, Metis'ten Edebiyat ne işe yarar e, okumuştuk, öyle haberdar olmuştuk. Daha e, yakın zamanda dergâhtan eleştirinin sınırları çıkmış idi. Şimdi de modernitenin cinsiyeti, e, Atalay Gündüz çevirisiyle. E, şöyle her teori, nasıl her edebiyat teorisi bir yeniden okuma, okumak üzerinden gittik ya Furkan. Yeniden okuma teklifidir de, tarihi de, edebiyat tarihini de ve eserleri de yeniden okuma teklifidir. E, Rita Felski özetle aslında kendisi de öyle söylüyor. Feminist edebiyat teorisi içinden, e, üzerinden edebiyat tarihine öne eserleri moderniteyi, modernliği ortaya koyan eserleri yeniden okuyor e, ve e, sonuçlarını paylaşıyor. Şöyle diyor bir yerde e, sonuç bölümünde ilk bölümde girişteki bölümlerde. E, ...modernin temsilleri... ...az önce söylediğim kadınlar... ...bu modernin temsilleri... E, ...de nasıl yer bulmuşlar kendilerine... ...bunu araştırıyor... ...ikinci bölümde de... ...ve onun e, kadınların bir ötekiliğe... ...mahkum edildiğini söylüyor aslında... ...ikinci bölümlerde de... ...yani kitabın ikinci kısmında da... E, ...buna cevap veriyor... ...bu duruma cevap veriyor... ...bu durumla ilgili tezlerini ortaya koyuyor... E, bunu böylece e, duyurmuş olayım. Dergahtan çıkan bu kitabı. Peki. Ben de Ivo Andrić severler için e, Erkan da güldü. Evet, ben de, de. Andrić muhib, muhibiyim yani. E, yeni bir kitap var. Sinan'ın tekkesinde ölüm. İletişim yayınları da bir süredir Andrić külliyatını tamamlamaya çalışıyor. E, Barış Özkul'un anladığım kadarıyla e, bir çabası var bu konuda. Ön sözünde o yazmış. Evet bir Ivo Andrić, klasik bir Ivo Andrić metniyle karşı karşıyayız. 1950-60 yani son dönem öykülerinden oluşan bir kitap Sinan'ın Tekkesinde Ölüm. Ee, ben dün epey bir okudum kitabı. Şimdi şöyle Andrić'ten bahsedince insanların aklına hemen Dirna Köprüsü geliyor. Bu hikayenin temelinde köprünün inşası, tarihten gelen bir zaman nehir ee, alegorisi var. Bu Andriş'in Balkanları anlama çabasının bir parçası. Burada da mesela böyle bir öyküyle karşılaştım. E, Zepa üzerindeki köprü diye. Yine bir köprüden bahsettiği. Zepa'da bu arada Dirna'nın e, paralelindeki bir ırmak. Öykünün geçtiği yerde Dirna e, köprüsüne yakın bir bölge. Yine Osmanlı döneminde geçiyor. Yine bir vezirin doğduğu çıktığı Bosna topraklarına yani yine bir Osmanlı vezirinin doğduğu topraklara ve o toprakların can damarı olan nehre yaptığı bir köprüyü anlatıyor, hikayeleştiriyor. O kadar güzel, nefis bir metin ki şunu anlıyorsun. Balkanlar ki sen daha iyi biliyorsun Erkan, nehirlerin ve köprülerin diyarı. Balkanlar birbirinden nehirlerle ayrılmış ve kendi özelliğini, şehirlerin, kasabaların kendi kişiliklerini o nehirle özdeşleştirdikleri bir yer. Köprü, o nehrin üzerine kurulan köprü de bunun alameti farikası oluyor. Temsili oluyor. Yani insanlar Visegrat'ı değil de Dirna Köprüsü'nü biliyorlar. Mostar'dan daha önemli Mostar Köprüsü. E, Andriç'in Balkanları anlatma çabasının köprü ve nehirler üzerinden sürekli kendisini göstermesi bana harika nefis bir e, buluş gibi geliyor. Bilmem katılır mısın? E, katılıyorum. E, dediğin doğru. Balkan şehirlerinde yani ülkeleri, kültürleri geçtim. Aynı şehirde bile nehir nehirler iki yakasında farklı hayatlar yaşanabiliyor. Nehirler çok güçlü bir separatör, bir ayırıcı vazifesi görüyor. Köprüler işte onları bitirmeye yönelik hamleler. Yani evet. Üsküp'te de mesela Vardar Nehri'nin iki yakası, iki farklı hayattır. Biri Asya'dır, biri Avrupa'dır. Yani... E, Boşladılar da öyle. Bizim Mostar'da Balkan muhabbetin bitmez arkadaşlar. Bir süremiz var bizim yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tamam, ben, bir, ben bir kitaptan bahsederken vallahi hadi hadi diyorsunuz. Şey, <laughs> tamam. Tamam. Ee, bir ara e, Aykut'un olmadığı, <laughs> hasta olduğu, gelmediği bir program biz doya doya, biz doya, doya Konuşalım. Trafiği konuşalım ee, ben, ben hemen dergimden yani, bahsedeyim. Göster, İki dergiden hoş. birden bahsedeceğim. O yüzden panikledim. O kadar dedim. vaktimiz yok. Hızlıca hemen böyle. <laughs> Bir edebiyat dergisi değil ama edebiyata çok fazla temas eden değen bir dergi. ONS dergisi. Beşinci mevsimlik çıkıyor. Sonbahar-kış sayısı elimdeki. Ben de edebiyata daha çok temas eden yerlerin özellikle altını çizeyim. En azından duyurup diğerine geçeyim hızlıca. İsmail Erunsal'la herhalde Türkiye'de kütüphane ve kitap. ...üzerine en çok emek vermiş isimlerden biri. Onunla ilgili, onunla yapılmış... E, ...çok iyi bir söyleşi var. Neyse Kolokovski'nin Hoşgörü Üzerine... ...diye bir metni çok ilgimi çekti benim. E, yine Fatih Özgüven ve Sadık Arı'nın... ...Sadık bize canavarlarını anlatır mısın... ...diye başlayan hoş bir e, söyleşisi var. E, Betül Dündar Şair Kadınların Bütün Şiirleri diye... ...ilginç bir yazısı var. Bütün şiirleri yayınlanan üç şair üzerinden... Ee, diye söyle Bir de şunu hemen göstereyim. Ee, Hüseyin Serbest'in hazırladığı Dog Juice diye bir e, fanzin e, birçok metni ben çok faydalanarak çok keyifle e, okudum. E, fanzinleri de e, Sarı. takibi bırakmamamız lazım diye bütün izleyicilerimize önermiş olayım. Bende de dergah var. E, dergah son sayısı Arkada Mustafa Kutlu'nun öyküsü var. Ee, yine güzel bir öykü. Mustafa ee, Kutlu Arkada metinleri yayınlamaya başladığından beri dergi Arkadan okunmaya başlandı. <laughs> evet, ilk oradan başlıyoruz. Ee, burada Nurettin Topçunun Sanat ve Edebiyat Poetikası Necip Tosun'un yazdığı Bir yazı var. Hani programın başında Sezai Karakoç'un e, edebiyat ve tefekküründen bahsettik ya. Burada da e, Nurettin Topçu da benzer figürde bir adam. Bambaşka olmakla birlikte benzer yönleri var Sezai Karakoç'a yaklaştırabileceğimiz yönleri. Onun sanat ve edebiyatı üzerine Necip Tosun'un güzel bir yazısı var. Dergah biliyorsunuz Hareket Dergisi'nin devamı niteliğinde diyebileceğimiz 30'larda 40'larda çıkmış bir dergiydi. Nurettin Topçu'nun dergisi Hareket. Orada hem dergah ve Nurettin Topçu bağlantısı üzerine hem Nurettin Topçu'nun edebi politikası üzerine diyelim, edebiyatı üzerine diyelim güzel bir yazı. Böylece Peki. Bahsetmiş oldum. ya Bugün bugün biraz herhalde çok mu sevdiğimiz konulardı ama öyle tabii. Hani Sezai Karakoç konuştuk, Osman Konun yeni kitabı çıkmış derken biz bize ayrılan Süre'yi e, tamamen işgal ettik. Hani haberlere zamanımız kalmadı. Bu sefer haber vermeyeceğiz. E, artık haftaya ajandayı belki daha başka bir şekilde konuşuruz. Veda edeceğiz. Haftaya yine TVT2 ekranlarında olacağız. Farklı kitaplar, başka mevzularla. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.